Yüce Mevlamız mübarek Cuma günümüzü, aynı zamanda Muharrem ayımızı ve bugün idrak ettiğimiz mübarek Aşure günümüzü de cümlemiz ve cümlemiz muhallak hakkında hayırlara vesile eylesin. Rabbim evlerimize, hanelerimize, ailelerimize huzur, bereket, sihat, selamet ve afiyet ihsan eylesin. Yeryüzünde darda, sıkıntıda, kederde olan ne kadar cümleti Muhammed varsa Rabbim cümlesine lütfen hidayet ve melek inayet ihsan eylesin. Aynı zamanda 1337 yıl evvel Aşure günü şehit edilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diyet faresi Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh ve beraberimiz geçmiş Ehl-i Beyt'e de Yüce Mevlamız gani gani rahmet eylesin. Bütün bu şehitlerimizi ve İslam tarihi boyunca gelip geçmiş olan bütün şehitlerimize de Yüce Mevlamız'dan rahmet diliyor. Onların şefaatine nail olabilmeyi de bizlere nasip ve müyesser eylesin. Muhterem müminler, geçen haftadan devamla Muharrem ayına vakit edilmek girmeden evvel şiddeti bitirerek zaten bağlantısız oradan Muharrem ayına vakit edilmeye gayret edelim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Mevlamız'ın emri ve izniyle Allah-u Teala'nın sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama İslam'ı güzel yaşamak, tebliğ etmek, İslam'a girmek için Akabe biatlarında sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'ye davet eden bu güzel sahabilerle buluşmak ve Medine halkını, o zamanki Yesrib halkını İslam'la kucaklaştırıp İslam'a bir nebise atlatmak, İslam'ı devletleştirmek, İslam'ı kalıcı hale gelecek şekliyle teşkilat haline getirmek bağımından Yüce Mevlamız'ın emri ve izniyle inanan müminlerle beraber ve ki peygamberlerden sonra ümmet-i Muhammed'in ve bütün insanlığın en üstün ve en şerefli olanları sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o ilk muhacirleri. Hani o Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendimiz'e başlayan Zahşer-i Mübeşşere dediğimiz o sahabeden sonra ümmet-i Muhammed'in ve diğer insanların peygamberlerden sonra en üstünleri alimlerin sıfatıyla ilk muhacirler. Onlar ki Allah ve Resulü yolunda evlattan geçtiler, anadan babadan geçtiler, maldan mülkten geçtiler, yerden yurttan geçtiler, canlarından geçtiler. Sadece ve sadece Allah'a olan imanları uğruna hepsini ardında bıraktılar. Tüm yerleri yurtları Mekke'ydi. Akrabayı tarikatları oradaydı. Malı mülkü oradaydı. Canı cihanı oradaydı. Ne yaptılar? Allah için her birini bıraktılar. Kur'an'a da baktığımızda hep ayetlerde vel muhacirine vel ensarda. Önce muhacir efendilerimiz zikredilir, sonra ensar efendilerimiz. Onlardan sonra da ensar dediğimiz Medine halkından Müslüman olup bu muhacirlere, ilk Müslümanlara kucak açan kardeşlerimizdir. İnsanların en üstün ve faziletli olanları peygamberlerden sonra. Rabbim inşallah bizleri onların şefaatine nail olanlardan eylesin. İşte bunlar böyle inanmışlar. Bırakın bir kuruşu Allah için vermeyi, her şeylerinden vazgeçmişlerdi. Bırakın az bir sıkıntı çekmeyi, az bir ızdırap çekmeyi, ölümü göze almışlardı. Başlarını, canlarını Allah Resulü'nün yoluna koymuşlardı. Geçen hafta zikrettik, Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evi kuşatıldığı zaman Hazreti Ali Efendimiz Efendimiz duymuştu ki benim yatağıma sen yat. Hiç tereddüt etmeden Hazreti Efendimiz evet ya Resulallah amenna ya Resulallah diye atladı yatağa. Halbuki o yatakta ölüm olduğunu biliyor. Öldürülmek için oraya geleceklerini biliyor. Ama Allah da Resulü bir kişinin kalbinde galip gelmişse onun ne ölüm korkusu ne bahsedikleri. Eğer Allah da Resulü'ne bu gönül bu kalp dayanmışsa ona hiçbir kul da zarar veremez. İşte yine hicret esnasında Sıraka, hani meşhur Sıraka var ya, hiç sürücü. O zamanın kendini kahraman cengaverlerinden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Zikri Efendimiz zararı hediye ediyorlar. Bir de rehberleri var yanlarında. Nihayetinde bir istirahat halindeyken
Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar yaklaşıyor sırası aslında. Şöyle aslında yaklaştığı anda kılıcını çekiyor, diyor ki, ey Muhammed!